Muhterem kardeşlerim, 19 hesabı ile Kur'an-ı Kerim'in sırları çözülür mü? 19 hesabı ile Kur'an-ı Kerim'de cevher olan, gizem olan sırlar açığa çıkar mı? Hayır kardeşlerim, 19 hesabı ile Kur'an-ı Kerim'in matematiksel değerlerini çözdüğünü iddia edenler ya kendileri bir aldatma içindeler veyahut da kendi kendilerini aldatıyorlar. 19 hesabı ile ortaya çıkıp da bir takım işaretleri ortaya koyan kardeşlerimiz şöyle yanılıyorlar. Madem ki 19 dengesi ile matematiksel denge ile bir takım gizemli sırları açığa çıkarıyorsanız, niçin geleceğe yönelik herhangi bir haberiniz yok? Niçin bilim ve teknolojik gelişmeler sizin hesabınızda yok? Eskiden şöyle vardı. Efendim, bir bilim ve teknolojik gelişme olduğu zaman İşte Kur'an'ın şu ayetinde var derlerdi. Ancak o bilim ve teknolojik gelişmeyi Müslümanlar bulmaz, kafirler bulurdu. Eskiden yine Ay'a çıkıldığı zaman biz 11 yaşındaydık, iyi biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Ay'a ayak bastığı an bütün Türkiye'deki İslam alimleri Ay'ın nur olduğundan, çıkılamayacağından bahsediyorlardı. Gavurlar orada yanacak diyorlardı. Fakat görüldüğü gibi Ay'a çıkmak tek başına artık bir mana ifade etmiyor. İnsanlar Ay'ın ötesinde Merkür'e, Merih'e, Venüs'e doğru ilerliyorlar ve oralarda gezinebiliyorlar. Bizim 19'cular da hala kendi matematiksel değerlerini Kur'an'a rağmen ederek bir şeyler yaptığını iddia ediyorlar veya zannediyorlar veya aldanıyorlar veya aldatıyorlar. Kardeşlerim, Allahü Teala Hazretleri ilmi hikmet adı altındaki tüm gizemli sırları, muazzam bilgileri insanın DNA'sına kodlamakla kalmamış, hikmet bilgilerinden insan aklına açılan pencereye o bilgileri aktarmıştır, akıtmıştır. Hangi insan akli değerlerinden hikmet bilgilerine pencere açarsa o insan, o toplum, o devletin bireyleri istifade eder, onlar o bilgiyi inkişaf ettirir, ete kemiğe büründürür. Bakınız, zaten bizim tarikat erbabı olarak derdimiz sadece ahlaki değerlerle mücehhez olmak değil, İslam ülkelerinin ve İslam devletlerinin bu acziyetten çıkabilmeleri için ön bilgilerle toplumu kuşatmaktır. Kardeşlerim, çok yakın zamanda bakınız, elin gavuru bir yapay zeka ile elektronik sinir sistemini birleştirerek bir takım insanlar ihdas etti. Yani sizin daha önce put dediğiniz, bizimse insanoğlu için caizdir, yapmalıdır, yapabilir dediğimiz yapay zeka ile geliştirilmiş, elektronik sinir sistemiyle bezetilmiş varlıklar inşa ettiler. İnsan gibi davranıyor. 19'cuların bundan haberi var mı? Var idiyse niçin hiçbir şey söylemiyorlar, söylemediler? 19'la Kur'an'ı çözme, 19 hesabı ile Kur'an'a matematiksel değer yükleme tamamen boş, aldatmaca,
ve safsatadır. Kardeşlerim, siz de elinize herhangi bir yazarın kitabını alın. O kitabı birkaç kere okuyun. Sonra da o kitaba matematiksel değerler verin. Göreceksiniz ki her kitapta bir takım matematiksel değerlerle tesadüfilikler olacaktır. Bunların yaptıkları, yani 19'cuların yaptıkları bu hareket aldatmacadır. Müslümanları geri koymaktan başka bir şey değildir. Tıpkı ebced hurufi ile hareket edenler gibidir bunlarda. Daha sonraki derslerimizde ebced hurufunun konumunu açıklayacağız. Değerli kardeşlerim, 19 rakamı ile ayetlere matematiksel değerler yükleyerek kendilerin geçmişe yönelik, bak şu ayette demir var, bak şu ayetle şunu çarpınca efendim çinkonun değeri ortaya çıkıyor, şu ayetin rakamı ile şunun ebcedini bütünleştirip toplayınca atom moleküllerinin değeri ortaya çıkıyor. Bunlar basit, hemasa, hatta utanılacak şeylerdir. Gelin Kur'an'daki ilmi hikmette var olan sonsuzluğu ve insana Rabbimizin bahşettiği bilim ve teknolojik değerlerinin sonsuzluğunu idrak edelim. Müslümanlar bu zilletten kurtarsınlar. İslam aleminin zilleti herkese aittir. Ben de sorumluyum. Ebced hurufuyla hareket edenler de sorumlu. Zuhurat indi diyerek kendilerini kandıran, inananları kandıran, inananlarını kandıran o sahte alimler de sorumlu. Ebced hurufuyla hareket edip de müminleri kandıranlar da sorumludur. El-Fatiha.